Yalan! Yalan söylüyorsun. Konuşsana Nazan. Seni var ya paramparça ederim. Yalan ya. Olduğunu söyle. Konuşsana Nazan. Yalan söylüyorum desene lan, beni deli etme. Baba, amca yemin ederim inanmayın buna, bak yalan söylüyor bu. Nazan konuş! Nasıl bunları söylersin Vedat? Ya vallahi doğruyu söylüyorum ben, bana inanın. Seni seviyorum dedin, evleneceğiz dedin. Sana inandım. Lan uydurma lan, yazma lan Senaneş! Yazma! Ya vallahi doğruyu söylüyorum ben ya. Vedat sen nasıl bir insansın, sana inanamıyorum. Yenge, seni bırakmam, gidemezsin. Evleneceğiz dedi bana, ona inandım ben. Ya beni şu duruma düşürdün ya, Allah seni kahretsin Vedat. Yok, yok yemin ederim böyle bir şey olmadı. Anne, baba. Nazan, Nazan ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum kızım. Herkesi kandırırsın ama Vedat Seyhanlı'yı asla, anladın mı? Doğruyu söyle kız, yemin ederim mahvederim seni Nazan. Lan konuşsana! Vedat, bırak Sucu, bırak. Ya niye bana öyle bakıyorsunuz arkadaş ha? Bana niye kimse inanmıyor bu evde? Olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Baba böyle bir şey olmadı zaten. Yalan söylüyor, uyduruyor bu. Uyduruyorum öyle mi? Uyduruyorum demek. Anne, yenge gelin benimle ne olur. Kimin yalan söylediğini göstereceğim. Nazan, kızım, Nazan. Ey Allah'ım, ey Allah'ım. Ya bana inanmanız için ne yapmam lazım? Allah'ınızı severseniz söyleyin, yapacağım. Ne yapmamı istiyorsunuz bana inanmak için? Böyle bir şey yapmadım baba. Gönül, yapmadım böyle bir şey. Fazla dayanamayacağım. Kızımın namusunu kirletip bir de iftira atıyorsun ha? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana Vedat. Yazıklar olsun. Hamza. Hamza. Hamza iyi misin? İyi misin Hamza? Hamza. Su getir. Hamza, nefes al. İyi misin Hamza? Bedire gel, iyi misin Hamza? Hamza Bey! Ay Hamza Bey, beni araştı. Baba! Fazilet! Ay Hamza! Hamza Bey! Hamza Bey! İyi misin? Ha? Bize bunu yapmayacaksınız abi. Bize bunu yapmayacaktınız. Babacığım. Ya affet beni ne olur baba, affet beni. Defol. Senin gibi kızı yok benim. Ya söyleme böyle ne olursun. Benim hiçbir günahım yok. Ha? Beni kandırdı evleneceğiz diye. İnandım ona ne olur. Yine beni. İnan bana baba. Anne. Anne. Yavrum. Yavrum. Nazan. Nazan kızım. Kolonya! Hamza Bey, Hamza Bey, görüyor musun? Abi evinde başımıza gelenleri. Abi, ya kızımın namusunu temizleyin,
ya da ben kanla temizleyeceğim. Yemin ediyorum çeker vururum o şerefsiz oğlunu. Anlıyor musun abi? Nazan. Nazan. Kızım. Nazan. Hadi gidelim Begüm. Hadi bu gece gidelim buradan. Oynanacak Begüm ve Ali olarak yaşayabileceğimiz bir yere gidelim. Yaşadıklarımız olmasa... bana yaşattıklarınız olmasa... belki o zaman mümkün olabilirdi Ali. Ama olmaz. Olmaz. Tüm yaşadıklarını unutturacağım sana. Gerçeği bilmeden öfkeyle attım adımlarımı. Daha çok üzdüm seni. İncittim. Ne olur unutalım bunları. Bu bebeğimi geri getirmiyor mu? Taşım vardı benim. Yıllar sonra beliren bir umut taşım. Sadece bir iki saat. Vedat ve sen aldınız onu benden. Söndürdünüz. O yüzden olmaz Ali. Kalbimdeki aşkına rağmen. Şu an ayakta durabilmek için bu aşka bu kadar muhtaç olmama rağmen. Seninle gelemem. Çünkü bana dünyada yaşadığım en büyük acıyı yaşattınız siz. Nasıl? Ben anlamıyorum. Benden intikam alacaktın ya. O gerdanlığı konağa gönderdiğin o gün. Ben o gün hamile olduğumu öğrenmiştim Ali. Bu bir mucizeydi. Yıllardır çocuğum olmuyordu. Kalp atışlarını duymuştum o gün ben. İnanmıştım buna. Eve gittim, söyleyecektim herkese. Ama olmadı. Vedat delirmişti. Dinlemedi bile beni. Vedat fevridir. Çoğu zaman sinirlidir, çekilmezdir ama... bana o gün ilk defa vurmuştu. İşte bu yüzden Ali. Bu yüzden söylediklerin o kadar imkansız geliyor ki bana. Sevgi, aşk, mutluluk... hepsi boş bir hayal. Sen de bu hayale kapılma bence. Çünkü benden bebeğimi aldın. Seni affetmem çok zor. Bizim yollarımız 10 yıl önce ayrıldı Ali. Biz başka yitirdik. Ay bu ev ne kadar güzel ablacığım değil mi? Konuşacak konu hiç bitmiyor. Yani şimdi bütün derdim bu. Öyle mi? Tencere tavadan, sudan, havadan konuşmak da bence çok daha iyi. Ya ne diyeceğim sana, ben Vedat'la Nazan'ı görmüştüm ya. Hani Nazan bana demişti ya şey diye, Vedat bana evlilik sözü verdi diye. Demek doğruymuş abla ya. Kızım, ha Nazan'a yalan, ha delik kapta su. Durmadan ağzından akıp duruyor işte. Yani. Bence kimsenin cesaret edebileceği bir şey değil. O çarşaflar falan şeytanın aklına bile gelmez yani. Vedat almış onu koynuna işte. Sevgi, yalanın azı çoğu olmaz. İnsan bir kere alışmaya görsün. Ya aklına gelmeyecek şeyleri söyler durur. Ya neden inanmak istemiyorsun abla ya? Ben gerçekten inanıyorum bu sefer.
Yalnız Vedat Bey'in ikiyüzlülüğüne bakar mısın? Bir yandan Begüm Hanım'a deli, divane, aşık pozlarında seni dolan... ...bir yandan da bizim Nazan'ı oyala yani. Pes. Ne olacak? Begüm'le Vedat boşanacak. Nazan'la Vedat evlenecek. Ben sana inanıyorum. Bence sen haklısın. Nazan yalan söylüyor. O zaman niye kimse bana inanmıyor Gönül? Delireceğim ya. Abi kabul et. Kız rolünü çok iyi oynuyor. Sen de onun iftiralarını çürütecek hiçbir şey söylemiyorsun. Hiç mi hatırlamıyorsun dün gece ne olduğunu? Çok mu sarhoştun? Bir düşün, hatırlamaya çalış, zorla kendini. Zil gibi içmiştim kızım ya. Yok Gönül, yok, yok. Ben böyle bir şey yapmam, yapmadım. Yapmam ben böyle bir şey ya. Tamam. O zaman ne yapacağız, nasıl kanıtlayacağız? Hepimiz Nazan'ı çok iyi tanıyoruz. O kadar akıllı ki Begüm'le sizi ayırdı. Şimdi de seni evliliğe zorluyor. Gönül, bak bana yardım etmen lazım. Bu şirretin yalanını ortaya çıkartmamız lazım. Bak evliliğimi kurtarmaya çalışıyorum, hayatımı düzene sokmaya çalışıyorum. Eğer Begüm öğrenirse var ya, yemin ederim biterim ben. Elimdeki her şey gider, mahvolurum. Tamam abi, yardım edeceğim. Ne yap edip bir açığını bulacağım, sen merak etme. Abi senin ölü. Şu yılanın yalanını ortaya çıkaralım ne olursun. Bak benim bu kadın entrikalarına kafa basmıyor hiç. Ha, tamam. Tamam, tamam. Gönül, çık dışarı kızım. Hadi sen git. Anne bak, o dalaverici için konuşmaya geldiysen çeneni hiç yorma. Çünkü oynadığı oyunu biliyorum, yakında da ortaya çıkaracağım. Fotoğraf mevzusunu hatırlıyorsun değil mi? O şerefsizle Begüm'ün yan yana fotoğrafını getirdim diye montajcıyı bana itelemeye çalıştı. Ama ben bunu yemem. Tamam Vedat, tamam. Ben kendi gözümle gördüm. Dün gece Nazan'ı odana girerken gördüm. Öyle mi Naciye Hanım? Demek odama girerken gördün Nazan'ı. Evet. Niye bir şey demedin anne, ha? Niye engel olmadın o hasta ruhlu karıya, ha? Ne söyleyecektim? Konuşacağı bir şey vardır diyeceğini der, ondan sonra da çıkar herhalde diye düşündüm. Nereden bileyim işin bu raddeye gelebileceğini? Anne, ben seni çok iyi tanıyorum.
Senin eline fırsat geçsin, benim suyuma uyku ilacı koyup onun koynuna sokarsın. Ben seni bilmiyor muyum ha? Ama bak sana söylüyorum Naciye Hanım, Vedat Seyhanlı bu oyunu bozar. Sus Vedat, sus, daha fazla çirkinleşme. Amcanla da yengenle de konuştum. Baban da kararını verdi, Nazan'la nikahlanacaksınız, bu kadar. Lan arkadaş, ben bu evde delireceğim ya, delireceğim. Vedat, Vedat. Vedat, Vedat, Vedat oğlum, Vedat. Sami Bey, Sami Bey, Allah'ını seversen şunun peşine düş. Bir delilik yapmasın. Bak sen tanıyorsun oğlunu, alıp başını gider. Ne işi var lan bunun burada? Gel gel, adamda bir resim var zaten, gel gel. Kolyeyi Ali almıştı. Kazandığı ilk parayla. Boynundan çıkarmayacaksın demişti. Gittiği her yerden küçük bir hediye getirdi bana. Notlar yazardı hep. Bak, burada seni seviyorum diyor. Ya da sana aşığım. Sen benimsin. Uludağ'a gitmiştik. İlk tatilimizdi. Çok güzeldi. Bak burası da yetimhane. Şu uzun boylu çocuk var ya, çok yaramazdı. Ali beni hep ondan korumaya çalışırdı. Bir keresinde bir aile gelmişti. Beni koruma altındaki çocuklardan sanmıştı. Ali beni evlat edip götürecekler diye kaçma planları yapıyordu. Nereye kaçacaksak, sanki gidecek yerimiz vardı. Biz evi olmayan çocuklardık İrem. Annesi babası olmayan çocuklar. Hayalleri olmayan. Lan şerefsiz kız. Zorla evlenmişsin lan Begül'le. Zorla evlenmişsin, tehdit etmişsin. Geberteceğim lan seni. He? Bravo. Hadi gebert lan beni. Hadi beni gebert lan. Kalk lan. Kalk. Adil dövüş diyorsun. Zorla aldım lan onu ben. Sen ne ya? Sen kimsin lan beni? Lan. Vedat, Ali. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Bırak. Bırak dedim sana. Çekil oradan, bırak. Çekil şuradan bunu. Ne yapıyorsunuz ya? Neyin kavgası bu ya? Siz kardeşsiniz be. Kardeş kardeşim bu kadar mı düşman olur ya? Kardeşim ben. Kardeşim kardeşim değil o benim. O benim asıl düşmanım o. Seni var ya çok pis yapacağım. Yap lan. Sana bu yol kesmek neymiş göstereceğim. Ya ne olur. Hadi kendine. Ayrı ayrı getirdiğimiz vaktin hesabını vereceksin. Tamam tamam. Sen bırak bana. Sen kimsin lan ha? Karından uzak dur hayatın. Begüm Ülkü Özcan, sen hesabını vereceksin. Yeter. Gel. Kesin şunu. Benim lan Begüm. Begüm benim benim. Gel lan gel. Gel. Alsana gel. Gel alsana lan gel gel. Gel lan gel lan. Benimdi lan o. O zaten hep benimdi lan. Göreceğiz bakayım. Begüm benim oğlum. Onun gözleri benim, ağzı benim, yüzü benim, eli benim. Anladın mı lan beni? Hadi oğlum sakin ol. Hadi şimdi yallah. Hadi.
Tamam. Sen bilmezsin. Yetim olmak o kadar zor bir şey ki. Savunmasızsın. Hayal bile kuramazdık biz. İsteklerimizi birbirimize söyleyemezdik bile. Canım benim. Büyüdüğümüzde Ali Vedat'ın babasının yanında çalışmaya başladığında benim de okulum bitince ancak o zaman geleceğimizi düşünmeye başladık. Bak bunların hepsi yıllar içinde Ali ile biriktirdiğimiz şeyler. Vedat'la evleneceğim zaman bunları korumak istercesine bu dolaba kapatmıştım. Eve döndüğümde dolabı açamadım bile. Kaybettiklerimle yüzleşmekten korktum İrem. Aşktan korkulur mu hiç? Hı? Bak sen Ali'yi seviyorsun, Ali de seni çok seviyor. Yaptığı her şey için çok pişman. Attığı her adım için. Kendini onun yerine bir koy. Öfkeni yenilip de bu aşka sırtını dönme ne olur. Ya yine yenilirsek İrem? Ya yine kaybedersek? İyi misin? Ya baba lütfen ya. Bir hastaneye gidelim, bir doktora görünelim. Bu böyle olmaz. Hadi orada ya. Benimle ilgilenmiyormuş gibi yapma öyle. Hiç samimi görünmüyorsun. Ya baba o kansız benim yolumu kesiyor. O bana saldırıyor. Kabahatli ben mi oluyorum ya? Sen hasta olmasaydın var ya. Ben hasta falan değilim. Bırak beni. İyiyim ben. Tamam, sonra konuşuruz bunu, tamam mı? Anne, bir bakar mısın buraya? Baba bak, evden dışarı çıkmıyorsun, tamam mı? Dinleniyorsun, yormuyorsun kendini. Sami Bey, ne oldu? Ya bir şey yok ya, öyle bir yoruldu, şey işte. Oğlum, senin yüzüne gözüne ne oldu? Anlamıyorum, ikiniz bir çıktınız, perişan halde geldiniz. Ya anne, bir şey yok ya, ben öyle kendimi biraz hırpalıyordum. Babam sağ olsun yetişti, kurtardı Allah'tan, bir şey yok yani. Baba, duyuyor musun beni? Bak, dinleneceksin, tamam mı? Evden de çıkmayacaksın, anladın? Sami Bey. Bir dakika, dur bakayım işte. Efendim Şükrü. Ha, anladım, yarın. Öğleden sonra, tamam. Vedat. Hı. Duruşman yarın öğleden sonraymış. Ne duruşması? Ne demek ne duruşması ya? Bilmiyormuş gibi yapma bana, bal gibi biliyorsun. Onun zamanı geldi mi ya? Ben onun daha vakti var diye biliyordum. Şimdi öğrendin işte, yarın öğleden sonra. O duruşmaya gidiyorsun ve bu boşanma gerçekleşecek. Anladın mı? Yani sabahtan beri bir sürü şeyle uğraşıyorum. Bir bu eksikti baba yani. Yeter oğlum, yeter. Keşke şu damarlarında kan tümden akıp gitse. O Vedat'la kardeş olmayı yediremiyorum kendime Ferhat. Bu bile kanıma dokunuyor benim. Ama sen haklıydın. Onu o arabadan çıkarmayacaktım. Orada geberip bitecekti o. Yine de gebertiriz oğlum. Ha? Neyi bekliyoruz? Neyi? Onu gebertmek yetmez Ferhat. Canını alsam bile Begüm'e zorla sahip oldu o. O Begüm çaldı benden. Hayatımızı çaldı. Kendimi affedemiyorum. Sevgi. Nazan nerede? Şey, odasındaydı Vedat Bey.
kurmayı sen bilirsin Vedat. Ben değil. Tuzak kurdun bana. Nazan. Ben seninle yatmadım. Adım gibi biliyorum bunu. Sen Begüm değilsin. Sen Begüm değilsin. Tuzak kurdum öyle mi? Kalbimi kırdın Vedat. Yani ne yaptın mesela? Tatlı dille, vaatlerle falan mı kandırdım seni? Ne yaptın? Kanıtlayabilir misin bunu? Ben sadece beni sevdiğine inandım. Sen nasıl bir kadınsın lan, ha? Ne acayip bir şeysin oğlum sen. Ama ben senin konuşturmasını çok iyi biliyorum Nazan, çok iyi. Bu sefer o kadar kolay sinmem Vedat. Bağırırım, herkesi buraya toplarım. Anladın mı aşkım? Hastasın oğlum sen. Sen benden de manyaksın lan, buna inandım ben. Aynen öyle. Zaten o yüzden ikimizi bir araya getirmeye çalışıyorum. Bence biz birbirimiz için yaratılmışız. Neden bu kadar zayıf davrandım? O düğün gecesi neden inandım ona? Yaralarım iyileşir iyileşmez çekip gittim buradan. Bu kadar güçsüz müydün Ferhat? Geri dönüp Begüm'ü alacak cesaretim yok muydu benim? Sana ihanet ettiğini sanıyordum. İşte tam da bu yüzden kızıyorum kendime. Çocukluğundan beri tanıyorum Begüm'ü. Gözlerindeki her gölgeyi, yüreğindeki her kaybıyı, ne düşündüğünü, ne hissettiğini... hepsini anlardım ben Ferhat. Bana ihanet etmediğini niye anlamadım? Bazen insan körleşiyor işte oğlum. Burana inanmıyorsun, gözlerine inanıyorsun. Ve hayatının hatasını yapıyorsun. Bazıları buna kader diyor. Begüm acı çekerken ben onun adını bile anmıyordum. O aşkımız için ağlarken ben intikam büyütüyordum içimde Ferhat. Allah kahretsin beni. Hop hop hop! Belasını görecek tek kişi Vedat. Bana izin ver, gideyim kafasına sıkayım onu. Vedat'ın ölüp ölmemesi umurumda değil artık. Ben Begüm'ü istiyorum. Aşkımı geri istiyorum Ferhat. O zaman bunlara değil. Yüreğine kuvvet. Sami Bey geldi mi? Babam gelmeyecek bugün. Hayırdır ne oldu? Toplantı yapmayacak mıyız? Ben geldim. Biz yapalım. Peki madem. Şu çayı mı içelim gideriz? Tamam. Erken çıkmışsın evden. Yine kıyametler koptu. Yine neyle ilgili? Asla tahmin edemeyeceğim bir şeyle ilgili. Gönül söylemeyecek misin? Amcamlar bugün gidecekti ya. Evet. Biz de onları yolcu etmek için kapının önünde toplandık. Sonra Nazan geldi. Gayet rahat birdenbire. Geceyi biz Vedat'la geçirdik dedi. Ay bu kız mutlaka bir şey içti dedim. Kafası hiç iyi değil. Ya da delirdi.
Ay nasıl yaptın? Bunca milletin önünde çıkıp ben Vedat'la. Tövbe tövbe. Ya ne yapsaydım anne? Beni buna mecbur bırakmadılar mı? Bugün bekle, yarın bekle, Vedat, Begüm. Yeter artık yani, yıllarımı heba edecektim neredeyse. Ay ben gözü karalık nedir bilirim de kızım. Seninkisi. Sen kime çektin bilmiyorum ki. Ben mi doğurdum seni anlayamadım. Gözü karalıksa gözü karalık. Ben aşkıma sahip çıktım. Bunu ne yapacağız? Sen merak etme anne. Ben Yaşar'ın hakkından gelmeyi iyi bilirim. Yine ne var Yaşar? Ay hiç çekemem vallahi. Ben söyledim sana çıkamayacağım. Tamam. İyi tamam. Yarın buluşuruz. Ben mesaj atarım sana. Hadi görüşürüz. Öyle bakıyorsun enişte. Nazan yalan söylüyor. Bir şey mi biliyorsun? Evet kesin bir şey biliyorsun. Yok ne bileceğim yani Nazan yalan söylüyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama abim gerçekten zor durumda. Hatta o kadar zor durumda ki benden yardım istedi. Çeksin şerefsiz, daha beter olsun. Nasıl kıvranıyordur şimdi, görmek isterdim o halini. Vedat Seyhanlı bir kadına tuş oldu. Manyaksınız siz ya. Hadi yapalım şu toplantıyı. Bak sen Ali'yi seviyorsun, Ali de seni çok seviyor. Öfkeni yenilip de bu aşka sırtını dönme ne olur. Alo Evren Hanım. Begüm Hanım, kusura bakmayın çok yoğundum bugün. Ancak bu saatte arayabildim. Rica ederim, ne demek buyurun. Vedat Bey'le boşanma duruşmanız yarın yapılacak Begüm Hanım. Ona haber vermek istedim. Gerçekten mi? Tamam. Saat kaçta? Tamam. Peki benim yapmam gereken bir şey var mı davadan önce? Tamam peki. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz orada. Sağ olun. Ali. Gel Gönül. Ne yaptın kendine? Yoksa yine Begüm yüzünden abimle kavga mı ettin? Sakın Gönül, sakın. Daha önce söylediklerini tekrar etme bana. Hele ki Begüm'ü suçlayacak bir şey sakın söyleme. Ne oluyorsun Ali? Niye şimdi Begüm için beni azarlıyorsun? Gönül, kalbini kırmak istemiyorum. Çok güzel. Şu haline bir bak. Onun sana yaşattıkları bu işte. Hiç vazgeçmiyorsun kininden, öfkenden. Sürekli Begüm, Begüm, Begüm. Yeter! Bilip bilmeden konuşma. Konuşacağım Ali. Abimle Begüm bir gün barışacaklar ve sen de bunu göreceksin. Hayır, böyle olmayacak. Vedat tehdit ederek evlenmiş Begüm'le. Beni öldüreceğini söylemiş. Bu mu yani? Ne saçma. İnanmıyor musun? Barıştıkları o gece Kaan'ı havaalanından kaçırtmış. Kafasına silah dayamış. Böyle bir Vedat'a mı geri dönecek Begüm, he? Söylesene Gönül. Begüm falan bilmem ben Ali. Ben abimi tanıyorum. Şu an ne kadar imkansız görünse de ne yapıp edip Begüm'ü ikna edecektir o. Bu kez değil. Anladın mı? Bu kez değil. Tek bir Seyhan'la bile dolaşmayacak Begüm'ün etrafında. Duydun mu beni? Şimdi git bunu abine söyle.
Hadi gözümüz aydın. Ne oldu Naci abla? Kimse söylemedi mi size? Vedat'ın boşanma duruşması yarınmış. Ay değil mi? Nihayet güzel bir haber. Baksana anne, artık hemen evlenebiliriz. Yarın boşansalar bile bir ay boyunca evlenemezsiniz. Yasal süre var. Ayrıca sen basit bir düğün istemezsin değil mi? Hazırlıklar aylar sürer. Bekleriz Semih abla. Nasıl olsa çok bekledim. Onu da bekleriz. Sinirler ya. Bir de kalkmış şimdiden bana görümcelik yapıyor. Bacağıma bakamadım ki. İyileşmiyor mu? Daha kötüye mi gidiyor? Anlamıyorum ki. Ya bir kapıyı çalsana Gönül. Ha, kibarlığa gelince kimseye pabuç bırakmıyorsunuz. Böyle dan diye odaya giriveriyorsun sonra. Ne oldu ki Nazan? Yabancı mıyım ben? Ne o? Yara var senin bacağında. Bu evde o kadar itilip kakılıyorum ki bir yerlere çarpmışımdır kesin. E bir bakalım o zaman. Antiseptik getireyim ben sana. Yok, hiç gerek yok. Ben hallederim. Ne oldu? Sen niye geldin böyle? Benimle bir şey mi konuşacaksın? Neden bu kadar gerginsin? Niye acaba ya? Her şey benim başıma geldiği için olabilir mi? Semih abla da sen de bana hiç destek olmadınız. Yanımda olmadınız bir kere. Çünkü sana inanmıyoruz. Ya Allah aşkına gider misin Gönül? Bana bak Nazan. Bence sen benim abime iftira atıyorsun. Abimi sarhoş bir anla yakaladın, odasına girdin, sonra orada sabaha bekledin. Ve birlikte olduğunuzu ispatlamak için bir şey yapman gerekiyordu. Ki bu zaten senin için zor değil. O çarşafa bir şekilde kan bulaştırdın, sonra da kıyameti kopardın Vedat beni kandırdı diye. Bunlara inanmak bana inanmaktan daha mı kolay geliyor? Evet, aynen öyle. Seni tanıyınca. Bana bak Gönül. Öyle boş boş konuşmayacaksın. Anladın mı? Yalan mı söylüyorum? İyi, buyur ispatla. Ben Begüm'e benzemem. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edeceksiniz. Havalara bak. Daha şimdiden böylesin. Bir de Vedat Sayan'ın karısı olunca seni hiç düşünemiyorum. Düşünmene hiç gerek yok zaten. Yakında göreceksin. Gelen gideni aratır derler ya, aynen öyle. Ne yapacağız biz bununla ablaya? Hiç sorma. Tam bir edepsiz çıktı. Versene şunu. Nereye gidiyorsun? Bir iş yemeğim var. Versene şunu Semih'e. Sibel kim? Kim bu kadın? Ne zamandır görüşüyorsunuz? Saçma sapan konuşma. Kurmayın ha kafanda bir şeyler. Sen beni salak mı zannettin? Anneme anlatırım. O da babama söyler. Neyi anlatır? Ne halt karıştırıyorsun onu? Ne sanıyorsun sen? Bu evdeki Seyhan Holding'deki varlığın tek bir lafıma bakar. Sarp için katlandım yıllardır. Ama bu kadarı fazla. Ayağına denk al. Ya Semih, vallahi billahi bir şey yok ya. Yani bir iş yemeği, bir saat sonra gelirim. Hadi görüşürüz. Al, beleş bu sefer, al.
Yok, istemez. Tövbeliyim ben. Kumara da, o elindeki zıkkıma da. Anasını satayım, zaten ne geldiyse başıma bunların yüzünden geldi. En sevdiğim şey ellerimin arasından kayıp gidecek. İstemez, eyvallah. Nasıldı o laf? Bin husumet, nasihat, neydi lan? Zorlu zorlu, hayatı zorlu. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Hah, ona içiyorum. Götür. Bu da senin yerine. Oh, götür, afiyet olsun. Hadi selametle. Vedat Efendi, bunu bir güme nasıl anlatacağım Vedat Efendi? Bir meçhul aleme giderken dünya, belki bir gerçeğiniz, belki de rüya. Seni buldum ya, seni buldum ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Seni buldum ya, seni buldum ya, olsak da hem gerçek hem rüya. Aşk mıdır bu bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Aşk mıdır bu bilemiyorum, sanki sensiz yaşamıyorum. Sevdim ama diyemiyorum, sensiz olamıyorum. Vedat gitti mi? Çıktı Naci Hanım. Hah, Nuri, akşama konuştuğumuz gibi. Hocayı ayarlasın, çocuklar tam vaktinde burada olsun. Her şey düzgün olmalı. Kimse bir şey bilmeyecek. Şu boşanma gerçekleşene kadar bu nikahtan kimsenin haberi olmayacak. Söyleyeceksin. Kıyılıyormuş bugün nikahımız. Duydun mu, Naciye Hanım söyledi biraz önce. Nuriye de tembihledi hocayı mutlaka getir diye. Ne sandın canım, öyle olacak tabii. Yakında düğün davetiyelerimizi de dağıtırsınız. Hadi hayırlısı bakalım. Demek artık bu evin hanımı oluyorsun sen. Aa, sevgi senin birden kanın ısındı bana. Aşk olsun Nazan ya. Ben hep severim seni. Biz öyle tatlı tatlı atışıyoruz diye aklına başka bir şey gelmesin. Vallahi kırılırım bak. Tabii tabii. Neyse, var mı bugün için özel bir isteğin, dileğin falan? Aman yok, sen işine bak. Tamam. Mecbur çekeceğiz artık. Bükemediğin eli ne yapacağım? Öpeceğim. Thank you.
Bu ne be? Bir sürü bir şey vardı. Bu kızın nerede onlar? Kızım ne yapıyorsun burada? Yenge biz nikahlanıyoruz ya, ben artık bu odada kalayım diyorum ama baksana ne kadar can sıkıcı burası. Şu perdeleri mi değiştirsek, yatak örtüsünü mü bilmiyorum ama ya o sinir kıza ait bir şey görmek istemiyorum ben burada. Haklı ama Naciye Hanım ya, haklı gerçekten. Ya dolap bile dolu yenge, ben eşyalarımı nereye koyacağım Allah aşkına? Tamam Nazancığım. Ben de bunun için gelmiştim zaten. Düzenli bir şekilde odayı değiştirin. Yatak örtüsünü, geri kalan her şeyi. Olur mu Sevgi? Nazan, sonra bir ara eşyaları da değiştiririz. Şimdilik biraz kalsın. Olur mu kızım? Tamam yenge. Sevgi, o zaman şunları da ortalıktan kaldıralım. Ama nereye koyacağız yani? Yenge bir kasa falan yok mu? Şimdi bu gelip de benim mücevherlerime el koydunuz demesin bize yani. Benim onun eşyalarında hiç gözüm yok. Ver kızım ver. Kasanın şifresini biliyor muydun yenge? Tabii, evdeki bütün kasaların şifresi aynı. Sevgi dediğim gibi kız. Şşt! Elleme lan! İlişmeyin. Hadi. Hadi dağılın. Çek dedim lan elini. Oğlum sürtmesene lan pis üstünü arabaya. Hadi. Ya ne kıymetli araban varmış senin Cengiz abi? Kıymetli tabii lan. Babanın külüstürü mü sandın sen bunu? Kıyak arabama gezdirsene biz bir gün. Babanın sırtına bin de o gezdirsin seni. Hadi dağılın. Uzak durun hadi. Oğlum bak. Bundan sonra benim arabanın hava sahasında top mop oynamak yok. Bak bir kere uyarıyorum size ha. İfrit etmeyin beni. Ya topumuza versene. Hadi. Bizim mutfak bu kadar dolu poşeti bir arada görmedin mi baba? Cengiz. Oğlum idarelik kullan şu parayı. Ne yaptın kalanını? Yatırdın mı bankaya? Yatırdım, yatırdım. Birazıyla da üstüme başıma bir şeyler alacağım. Bu arabaya da para dayanmaz. Bizim neyimiz araba? Uzun etme baba, uzun etme. Delikanlı adamız biz de. Bu yaşımıza kadar hurdalıkta yatan teneke yığınlarının direksiyonundan başka direksiyon mu tuttuk? Bırak keyfini sürelim. Hem sen merak etme. Gönül bacım sayesinde bu paranın devamı gelecek. Duymadın galiba Ali denen adamı. Belanı arama. Gönlünü unutacaksın. Bu akşam uğrarım sana. Yok yok, o kadar vaktim yok. Senin eve gelir takılırız. Öptüm, görüşürüz. Vedat. Ben seni tebrik etmedim değil mi? Hayırlı olsun. Bir tanesinden boşanmadan diğeriyle dünya evine giriyorsun. Karşında saygıyla eğiliyorum. Büyüksün Vedat. Bu psikopat halinle bile hala rağbet görüyorsun ya. Eceli gelen it cami duvarına işermiş. Bu deyimi çok seviyorum. Bir de neyi seviyorum biliyor musun Taner?
Niyeyse seni görünce böyle benim avucumun işi kaçınıyor böyle, kaçınıyor. Çok hoşuma gidiyor, çok. Gerizekalı gerizekalı konuşma. Bir daha bana dokunursan. Ne yaparsın lan, ha? Ne yaparsın lan? İndirin lan. İndirelim şirketin ortasında seni paramparça tamam, ederim ha. Kendine. Neler? Neler de beni. Kendine gel. Delirdiniz yine. Nerede olduğunuzu unutuyorsunuz. Eğer bunları babam bir öğrenir. Bana bak. Sen bu aile için tehlikelisin. Er ya da geç babam da bunu öğrenecek. Ha. Bu arada Lanyı da bulmuşsun. Nazan'la mükemmel bir çift olmuşsunuz. Begüm sana zaten fazlaydı. Çok özür dilerim. Abi! Kusura bakma ama neden üstüne gidiyorsun anlamıyorum. Delirsin, daha fazla delirsin. Bana muhtaç olduğu gün bunların hesabını tek tek soracağım ona. Dön önüne! Bitti mi işin Sevgi? Bitti sayılır. İyi, ben bakayım bir. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorsun. Havluları değiştirmemişsin ya. Ay getirdiydim havlu Nazan. İyi tamam bunları götür. Kullanılmamış bir şeyler getir. Tek renk olsun. Bu ne? Tamam. Hadi. Begüm. Merhaba. Merhabalar. Yeni başlamışsın. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çocuklarla aranda bayağı iyi. Hepsi çok mutlu. Sizi görünce yerlerinde duramıyorlar. Ben de çok sevdim onları. Ya pardon ama siz Seyhan'ın ailesinin gelini değil misiniz? Gazetede fotoğraflarınızı görmüştüm birkaç kere. Yakın zamanda bir kaza geçirmiştiniz sanırım. Çok geçmiş olsun. Peki eşiniz nasıl oldu? İyi. Gayet iyi. Sizinki de zengin şımarıklığı falan mı yoksa? Yani bu kadar servetin içinde burada çalışmanız. Yok. Zengin şımarıklığıyla alakası yok. Ben zaten düşünüyordum. Anca fırsat oldu. Bence gayet güzel bir karar vermişsiniz. Yani kocası zengin diye niye çalışmasın ki? Hem kimin başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmaz. Ben çok takdir ettim sizi. Bravo. Ben kalkayım. Çocuklar bekler. Çocuklar, nasıl geçti dans dersiniz? Eğlendiniz mi? Çok güzeldi. Yoruldunuz mu? Ne yapalım? Boyama yapalım mı biraz? Size bir sürprizimiz var. Aa, ne sürpriz? Merak ettim şimdi bak. Yoksa bana dans gösterisi mi yapacaksınız? Buyur öğretmenim. Sizin elleriniz niye öyle arkanızda? Bir şey mi saklıyorsunuz benden? Söylemeyin. Abi söylemeyin dedi. Beğendiniz mi?
Fatıma ağladınız mı? Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. İhaleye girecek olan şirketlerin sayısı belli mi? Bugün başvuru için son gün. Akşam bilgi alırız Vedat Bey. İyi. Bu ihale bizim için çok önemli, tamam mı? Bu ihaleye girecek şirketlerin böyle ayrıntılı bir raporunu istiyorum ben, oldu mu? Tamam. Hoş geldin baba. İyi misin? Sen beni ne kadar çok düşünür oldun böyle. İşe geliyorsun, işle ilgileniyorsun. Yani şu son yediğin halt olmasa bu çocuk adam olacak diyeceğim ama. Baba, ben bir halt yemedim. Sana da bunu en kısa zamanda ispat edeceğim. Senin o yeğenin yok mu Nazan? Yalan söylüyor baba, yalan. Vedat, Nazan'la aynı odada kalmışsınız. Bu konuyu daha çok açıp sinirlerimi bozma benim. Zaten her aklıma geldiğinde kan beynime çıkıyor. Ya sen bana niye güvenmiyorsun baba? Ha? Bana niye güvenmiyorsun? Çok merak ediyorum. Bir kere de bana güven ya. Neyse. Öğleden sonra mahkemede olacaksın biliyorsun. Başına adam diktirtme bana. Bak eğer gelmezsen elinden kolundan tutar sürükleye mahkemeye götürürüm seni. Bilmiş ol. İnsanda iş şevki bırakmıyorsunuz biliyor musun? Gideceğim mahkemeye. Sırf senin hatırın için Sayın Sami Seyhanlı. Şimdi çıktım, yoldayım da. Ya içim hiç rahat değil, diyorum ki acaba başka bir yerde mi buluşsak? Daha sessiz bir yere gideriz, rahat ederiz ha? Ne dersin? Riva taraflarına gel. Ya Yaşar gel işte ya. Tamam hadi. Hadi konuşuruz yine. Çüş lan çüş, öküz. Geri zekalı mısın kızım, görmüyor musun? Bu ne kafanın ağzına ya? Ya terbiyesize bak sen, hangi dağdan indin be? Lan bir de üste çıkmaya çalışmasana. Tigül gibi farım tamponum ya. Aman ne olmuş sanki be, ne olmuş? Benim arabam da çizilmiş, ben bir şey diyor muyum? Benim seninle uğraşacak vaktim yok. Şşş bana bak. Aa, bıraksana kolumu, eşkıya mısın sen be? Çattık ya, ödesene kızım hasarımı. Bitsin bu iş. Senin bu manyaklığından sonra ödeyeceğim varsa da ödemiyorum, anladın mı? Gerizekalı. Bana bak. Ödesene kızım hasarımı. Açsana lan kapıyı. Lan dur senin ağzını. Bilmiyorum. Vedat yine bir şey yapacak ve biz boşanamayacağız, bak gör. Ne yapabilir ki? Vallahi bilmiyorum. Kazadan sonraki iyi, anlayışlı Vedat nasıl bir sürpriz yapar kestiremiyorum ben de. Yani gelmeyebilir. Şimdi siz hani anlaşmalı boşanıyorsunuz ya. Taraflardan biri gelmeyince boşanmıyor diye biliyorum ben. Nasılsın? Senden boşanınca daha iyi olacağım.
olsa bir yerde duracaksın. Alacağım o parayı senden. Orada durumlar nasıl Şükrü? Hiçbir problem yok Sami Bey, endişe etmeyin. Vedat Bey de Begüm Hanım da buradalar. İkisi de hazır bulunacağından bu celsede boşanma mutlaka gerçekleşecektir. İyi, güzel, güzel. Yaşar. Ne oluyor kızım ya? Ha? Sessiz sakin bir yer istedin, getirdin beni buraya kadar. Ne bu hareketleri? Senin sessiz sakin bir yerden anladığın burası mı? Dağın başına getirmişsin resmen beni. Bak bir şey konuşup gidiyorum. Ya dur dedim. Tam bela kadın ha. Pikniğe gelmemiştir herhalde buraya. Dur bakalım. Ciddi bir şey konuşacağım, ciddi dinle. Ya dinliyorum Adana'nın gülüm. Söyle. Seni sevmiyorum. Anladın mı? Peşimi bırak diye çok para vereceğim sana. Ne kadar çok? Mücevher. Hepsi senin olsun. Artık iş mi kurarsın, araba mı alırsın, ne yaparsın bilmem ama hepsine yeter bu. Yalnız senden istediğim beni unutman. Seni unutmam. Seni unutmam Nazan. Seni kolay kolay unutamam. Yani böyle bir arada sırada aklıma gelirsin. Ay yeter be. Ne istiyorsun benden be? Bir hata yaptım diye cezasını ne kadar çekeceğim ben? Al şunu defol git Yaşar, defol. Hakim Bey gelir gelmez başlar duruşma. Ne kısa sürer zaten. Umarım öyle olur. Daha ne kadar sürecek? Yani saatler geçiyor. Arada olabiliyor böyle. Gelir birazdan. Ama yine de ben bir gidip bakayım. 8. Aile Mahkemesi'nde duruşması olanlar. Evet, aldım. Hakim Bey maalesef trafik kazası geçirmiş. Nasıl kaza? Aracıyla buraya gelirken yolda trafik kazası geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Fakat durum iyi. Ancak birkaç hafta duruşmalara katılamayacağını söylediler. Tamam. Ne? Ya bak söz verdin. Arayıp sormak yok. Tamam mı? Tamam dur. Ya bırak be! Anlaşıldı, sen anlaşmaya falan uymayacaksın. Demek ki seninle başka türlü hesaplaşacağız. Ya bırak be! Ya bırak! Lan ne yapıyorsun? Duyun zekalı! Bırak! Defol git! Aptal! Gebertirim seni! Bana bak bana! Gebertirim lan seni! Bırak! Bırak! Planı vermesin lan! Seni öldürürüm, anlıyor musun? Ben seni burada gebertsem kesin ruhu duymaz ben. Şişt! Bana bak bana! Bana bak. Ne oluyor lan burada?
Duruşma başka bir tarihe ertelendi. Nasıl yani? Yapabilecek başka bir şey yok Begüm Hanım. Kahretsin. Sen yaptın değil mi bunu? Begüm, yemin ederim benim bir ilgim alakam yok. Adam bizi boşamasın diye hakime suikast mı düzenleyeceğim ha? Saçmalama lütfen. Vedat, oynama bana. Ya ne büyük tesadüf değil mi? Davaya dakikalar kala hakim kaza geçiriyor. Evet işte. Anlasana kızım, evren de istemiyor bizim boşanmamızı. Biraz yukarıyı dinlesen olmaz mı ha aşkım? Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl kurtulacağım ben senden? Kazayla bir ilginiz var mı Vedat Bey? Ya avukat saçmalama Allah'ını seversen. Ne ilgim olur benim? Ben ne dedim sana? İkimiz de biliyoruz ki bunu Vedat yaptı. Hakim Vedat yüzünden gelemedi. Ben bundan korkuyordum işte. Ben kurtulamayacağım bu adamdan ya. Kurtulamayacağım yani. İşimi kurdum, düzenimi buldum. Ama yok, olmuyor. Olmuyor. Sürekli nefes ensemde. Of! Ali? Buyurun. Gideceğiniz yere bırakayım. Çok incesiniz efendim. Semiha kızım, ara babana. Ne oldu şu mahkeme işi? Babamla konuşuyorum zaten anne. Tamam babacığım, ben anneme söylerim. Sen de üzme kendini ne olur. Tamam. Boşanamamışlar. Ne demek boşanamamışlar? Hakim kaza geçirmiş, dava ertelenmiş. Vedat. Gerçi sen daha iyi tanırsın oğlunu ama. Dur bakalım Fazilet. Hemen suçlama çocuğu. Güç olmasın da geç olsun. Vardır bunda da bir hayır. Nazan nerede? Şu boşanma meselesi yüzünden daraldı çocuk. Bekleyemedi çıktı. Bugün nikahı var ya, üstüme bir şeyler alırım dedi. Tek başına mı çıktı? Olur mu canım öyle şey? Gönüllü uğrayacaktı, beraber çıkacaklardı. Seni var ya, beynini de attın lan! At! Beynini de attın lan, fırına gelin! Oğlum! Allah'ın belası, senin ne işin var burada be? Beni takip mi ettin? Hadi şerefsiz! Sakin ol, bir sus, bir dinle. Ya sen öldürdün onu, senin yüzünden öldü. Ben mi öldürdüm? Senin sevgilin değil mi lan bu? He? Sen getirmedin mi buraya? Sen öldürdün onu. Ya sen benim başıma niye iş açıyorsun? Niye takip ediyorsun beni? Ben onun icabına bakacaktım, ikna edecektim. Başımı belaya sokuyorsun. Sen şanslı olduğun için ben geldim senin yanına. Lan ben gelmeseydim burada gebermiş adam sendin be. Takiptesin baba. Şükrü'den her şeyi öğrendim. İyi. Söylemiştir o zaman. Olmadı.
boşanamadık. Kısmet değilmiş, yazımızda yokmuş. Baba Allah'ını seversen öyle gözlerini belertip bakma bana ya. Ben bir şey yapmadım, benim bir suçum yok. Ne diyeceğiz? Ha, bir dahaki bahara inşallah. Çek oğlum. Aferin Nuri, iyi iş çıkardınız. Oğlum adama bir şey olmadı değil mi lan? Ha? Yok abi, merak etme sen. Dediğin gibi hallettik. Bir kolu kırıldı, bir de bacağında birkaç çatlak var. Bu işi hallettik. Bakalım diğerini nasıl halledeceğiz? İşte o zor abi. O nazam. Allah yardımcın olsun. Hadi gidelim. Planladı bunu. Bilerek engelledi boşanmayı. Bunu bile yaptı yani. Ya o kadar öfkeliyim ki. Ben onu adliyede görünce inanmıştım, bitecek, boşanacağız, kurtulacağım. Olmadı. Bitmeyecek bu. Bitmeyecek. Tamam canım, sakin ol. Sakin ol. Kurtaracağım seni Mehmet'ten, söz veriyorum. Bir sonraki duruşmada bu iş bitecek. Tamam mı? Vedat ne yaparsa yapsın. Bu boşanma gerçekleşecek. Tamam mı? Yardım etsene. Ya ben dokunamam öyle adama. Allah'ım ya. Kapıyı aç bari. Şerefsiz. Kalkmaya kalkar mı lan? He? Kimse öğretmedi mi sana? Yani uzun zamandır tehdit ediyordu beni. Bir iki gün çıkmıştık ama ailemde mutasip. Mecbur kaldım tehditlerine boyun eğmeyi. Sen de az değilsin ha. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz yani? Planın ne senin? Yok öyle bir dünya. Beraber yapıyoruz. Bundan sonra suç ortağımsın. Ben de her gün öyle ceset kaldırmıyorum ortadan. Bir dakika, dur. Maşallah. Benden deneyimlisin bu konularda. Ne yapıyoruz? Arabanın arkasına geç.
Nazan. Neredesin kızım? Anne bir şey alamadım zaten, tamam. Geliyorum ben yakında, kapat. Şu numaranı versen sen bana. Niye, ne yapacaksın numaramı? Sen de onun gibisin değil mi? Ha, onun gibiyim. O yüzden yardım ettim sana. Sana güvenmiyorum kızım. Arabama vurup kaçarken ne kadar şirret olduğunu gördüm ben senin. Vermem ben sana numaramı. Şşş, bana bak. Bu adamla olan bağını polis bulursa, ha? Beni ulaştırırsan o zaman ne yapacağım? Ya bırak. Merak etme sen. Hiç kimse hiçbir şey bulamayacak, anladın mı? Bak, temizledik işte, bitti, olay kapandı. Şimdi sen beni unut, ben seni, bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Tamponun parasını unuttuk be. Senden vallahi korkulur. Hakime suikast düzenlemek ne oluyor? Bırak şimdi onu bunu, Allah'ını seversen. Gönül, bu Nazan yalanını ortaya çıkartmamız lazım. Bak boşanma ertelendi. Biraz zaman kazandım, tamam mı? Ama şimdi bunu ortaya çıkartmazsam mahvolurum. Öyle bir iki günde nasıl yapacağım ben? Dün akşam sıkıştırdım, evet, yanılmıyoruz, yalan söylüyor. Ama kızı kolundan tutup bekar testine götüremeyeceğimize göre... Abi saçmalama. Bunu da yapmayalım artık. Ben bulurum kızın bir açığını. Bul o zaman bacım. Abisinin kraliçesi bul, ne olursun. Bir dakika, ben sana bir şey soracağım. Sor. Sen Begüm'le zorla mı evlendin? Eğer benimle evlenmezsen Ali'yi öldürürüm demişsin. Evet. Ölümüne seviyorum ben o kızı. Ne var bunda? Ben birini sevemez miyim? Niye anlamıyorsunuz bunu siz? Nasıl bir adam bu ya? Çok dikkat et, olur mu? Teşekkür ederim. Bu arada bugün yuvada çocuklarla yaptığın şey çok güzeldi. Seni seviyorum. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Yıkamaya götürün arabayı hemen, tamam mı? Nazan, ablacığım bu arabanın hali ne ya? Mezar mı kazdın, gömü mü buldun? Ne bu çamur Allah aşkına? Şimdi sana hiç cevap yetiştiremeyeceğim Sevgi, yorgunum ben. Ay kusura bakma ablam, ben bilemedim. Canın sıkın değil mi senin? Bu Vedat'ın boşanamaması yüzünden. Yani olacak şey değil. Hakim kaza geçirmiş, dava kaç ay ertelendi şimdi. Boşanamayacaklar yani. Kızım dur, ayakkabılarını çıkar, çamurlu çamurlu girme. Bir gelemedin. Ah, hiçbir bir şey almadın sen kendine. Anne ben bir banyo yapacağım, sonra konuşuruz. Dur bakayım sen. Sende bir hal var. Yoksa boşanmayı mı duydun? Ya sinirim bozuk anne, bırak Allah aşkına ya.
bu halin? Ne varmış halimde? Ne oldu buna böyle? Kim yaptı? Manyağın bir ya. Güzel aşkı hatırla, aşkımızı. Sen bugün Yaşar'la buluşmadın değil mi? Yok. Nereden çıkarıyorsun onu? Dün arayıp durdu da. Yani belki bugün de bir ses sedası çıkmıştır diye. Yok, aramadı. Arayamaz. Ben konuştum onunla. Razı ettim. Bir daha hiç aramayacak, hiç görünmeyecek. Merak etme. Allah Allah. Ne dedin de razı ettin yavrum? Ay ne diyeceğim anne? Para teklif ettim. Aa, nereden buldun parayı? Anne başka bir sorun varsa sor şimdiden. Hepsine toptan cevap vereyim olur mu? Ne sorduk ki yavrum? Parayı nereden bulduk dedim. Bitti anladın mı? Yaşar meselesini unut. Kapandı o konu. Biz şimdi diğer meseleye odaklanalım. Sevgi. Benim için bir şey yapsana. Tamam. Söyle ne yapayım? Vedat'la nikahımız olacak ya. Ben Begüm de gelip görsün istiyorum. Şimdi o Vedat'a dönme planları falan yapıyordur. E tabii boşanma olmadı, ekmeğine yağ sürüldü. Yok öyle. İyice umudu kırılsın istiyorum ben. Ay bilmem ki. Ya Sevgi sen yaparsın bir şeyler. Ha? Halatır sormak için aradım gibi yaparsan duyurursun çaktırmadan. Aman öyle buralara falan gelmesine gerek yok. Öğrensin yeter bana. Tamam mı? Ay tamam. Alo, Sevgi. Ay Begüm Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok özledik vallahi sizi. Bir arayıp sesinizi duyayım dedim. İyi yaptın, sağ ol. İyiyim ben. Sen nasılsın? Sıdık abla nasıl? İyiyiz, iyiyiz işte biz de yani. Yokluğunuz çok hissediliyor Begüm Hanım. İyi, daha nasılsınız? Sevgi, iyiyim. Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Of ya, hemen de belli oluyor değil mi? Ay yani Begüm Hanım şu an ben sizi nasıl aradım bir bilseniz. Gözlerim böyle kan çanağı gibi yani ağladım ağlayacağım o derece. Hayırdır ne oldu? Vedat'la Nazan. Yani işte Nazan yaptı yine yapacağını. Kandırdı Vedat Bey'i. Yani işte bugün evde dine nikahları var. İyi de... Bundan bana ne? Ay demeyin öyle. Biz Sıdık ablayla çok üzüldük. Çünkü bizce Vedat Bey gerçekten seviyor sizi. Dayanamadı artık ailesinin baskısına. İşte yani bugün evde dini nikahları var. Sevgicim bak bu beni gerçekten ilgilendirmiyor tamam mı? Eğer söyleyeceğim başka bir şey yoksa kapatalım. Tamam. Tamam. Hadi öptüm sağ ol.
Aferin Sevgi. Vedat onu seviyor öyle mi? Ay Nazan kandırıktan, mahsusçuktan söyledim yani. Ay zaten sen istemedi mi benim aramamı sonuçta? Canım Vedat Bey seni sevmese seninle evlenir mi hiç yani? İyi neyse tamam. Sağ ol canım hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Bakıyorum da hemen Tarık'ın değişivermiş Sevgi Hanım. Anlamadım. Hani Nazan'ı sevmiyordun, ona sinir oluyordun. Ne oldu da bir günde böyle top tersine döndün? Ay ablacığım, birinin de kızı anlaması, kızın tarafından bakması lazım. Kız sonuçta bir mücadele verdi ve bileğinin hakkıyla kazandı bence. Ne yapıyorsun burada Sami Bey? Naciye. Kız eğer gerçekten Vedat'ın dediği gibi yalan söylüyorsa... o zaman biz çok büyük bir hata yapıyoruz. Ne hatası Sami Bey? Biz bu evliliği istemiyor muyduk? Olacak işte. Değil aceleye getirmek, geç bile kaldık. Sen de şüpheleniyorsun ama bana söyleyemiyorsun, değil mi? Şu başımıza gelenlere bak ya. Şu koskoca Sami Seyhan'ın evinde yaşananlara bir bak. Rica ederim Sami Bey. Söyledim sana. Vedat'ın odasına girerken gördüm Nazan'ı. Artık daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Böyle böyle alışacak Vedat. Böyle böyle kendine yeni bir düzen, yeni bir hayat kuracak. Ya aşk, sevmiyor Nazan işte. Yüzünü bile görmek istemiyor, görmüyor musun? Yüzünü görmeye doyamadığının başımıza ne işler açtığını gördük. Aşkmış. Şimdilik onun istediği gibi olsun bakalım. Sonrasını... sonra düşüneceğiz artık. Ya sabır. Hoş geldin. Niye canın sıkkın? Boşanamadığın için mi? Sabır. Hiç boşuna uğraşma Vedat. Bugün nikahlanıyoruz. Gerçi bu beni kesmez. Ben senden büyük bir düğün bekliyorum. Hadi hoca bizi bekliyor salonda. Geçelim. Bir bırak oğlum beni ya. Bir üzerimi değiştireyim. Vedat. Hadi oğlum. İmam efendinin işi varmış. Baban amcan salondalar. Alo efendim. Merhaba Begüm Hanım. Teyzenizin bakım evinden arıyorum. Merhabalar buyurun. Korkmayın hemen. Gülder Hanım gayet iyi. Anladım. Öyle bir anda arayınca merak ettim ben de. Buyurun dinliyorum. Bir saat sonra özel bir toplantı var bakım evimizin konferans salonunda. Teyzenizin durumundaki hastalar için yurt dışından çok değerli bir profesörü ağırlayacağız. Öyle mi? Tamam. Ben de zaten yarın öbür gün gelecektim. Geliyorum o zaman ben de. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Sağ olun. Hoş
Hazır mıyız? Hazırız efendim. Peki vekilleri kim olacak? Biziz. Biz hocam. Size mutluluk dilemeye geldim. Nikahlanacağınızı duyunca önce bir düşündüm acaba yanlış anlarlar mı diye ama sonra bir tebrik etmek istedim sizi. Nazan, Vedat. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Gerçekten bunu kıskandığım için söylemiyorum. Tebrik ederim sizi. Nazan özellikle seni. Gerçekten dünyanın en sinsi adamıyla evlendim. Vedat, bugün mahkemede davayı nasıl engellediğini biliyorum herkes gibi. Bu konuda kimsenin bir kuşkusu yoktur herhalde, değil mi? Sami Bey, merak etmeyin. Şu an tek isteğim bir an önce soyadınızdan kurtulmak. Duydun değil mi beni Vedat? Şu an tek isteğim senden kurtulmak. Tekrar tebrik ederim sizi. Begüm. Vedat! Sami Bey, Vedat Bey henüz eşinden boşanmamış mıydı? Davaları sürüyor, kısa zamanda hallolacak. Ama bu böyle olmaz. Daha henüz resmi nikahlı eşi varken nikah kıyılmaz. Ben de bu nikahı kıyamam. Ya lütfen gitmeyin, nikahımızı kıyın. Oğlum hiçbir şeyden haberim yok. Sayın Seyhan'ın ailesi, bak beni delirtmeyin. Begüm'ün bundan haberinin olması imkansız. Birisi arayıp haber vermiş. Kimse çıksın. Vedat. Ya işimiz gücümüz yok, bir de Begüm'e mi haber vereceğiz? Zaten o kadının benim mutluluğuma kastı var ya. Geldiğine her şeyi mahvetti. Nazan! Mutluluğuna başlarım senin suratını fırlatırım bunu bak. Vedat. Allah'ım bana sabır ver. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak ya. Yenge, şimdi ne olacak nikah işi? Abi, bu iş böyle olmaz. Hani şeref nerede, haysiyet nerede? Deliteceksiniz beni, delitecek. Hamza Bey, Hamza Bey beni bir şeyler yapsın. Sami Bey. Taner. Hı. Bence gitme ya, kal bu gece. Ne diyorsun kızım sen? Evliyim ben. Aman iyi. Git karına. Çok kıymetli oluyor zaten karılarınız. Hayır anlamıyorum. Madem o kadar değer veriyorsunuz, neden aldatıyorsunuz? Senin gibi güzel kadınlar aklımızı çeliyordu o yüzden. Hadi be oradan. Ha,
Bu arada beni arama bir süre. Mesajla çekme, ben seni ararım. Neden? Ne oldu, yakalandın mı yoksa? Arama dedim, o kadar. Bu kadar da sık görüşemeyiz artık. Ben çok iyi bilirim bu ağızları Taner. Oo, çok korkutmuş gözünü. Tabii. Ne de olsa Sami Seyhanlı'nın kızı. Arkasında dağ gibi bir aile var. Korkmakta haklısın. Yapma. İyi, tamam. Telefon etmeni bekleyeceğim o zaman. I want to tell you that everything is going to be just fine. Her şey çok güzel olacak. Birkaç ay önce siz profesörü buraya getirmekten bahsettiğinizde bana hayal gibi gelmişti. Ama siz bunu gerçekleştirdiniz. Tekrar teşekkürler Ali Bey. Sadece Gülderen Hanım adına da değil, tüm hastalarımız adına teşekkürler. Teşekkür ederim. O benim de annem sayılır Gülderen anne. Onun için ne yapsam az. Saklıyor muydun bunu? Evet. Professor, how is my mom? You know, she's meaning of my life. And please tell me something good about her. Your mom is a special lady, that's for sure. I'll review the case again to determine any further treatment. Please do your best. Of course. Okay. Thank you very much. You're welcome. Teyzeciğim. Çok özledim seni. Uzun zamandır uğrayamadım diye gücenmedin değil mi bana? Canım kızım benim. Gücenir miyim hiç ben sana? Teyzem, biliyor musun evimize geri döndüm. Evimizin ışıkları yine yanıyor. Senin büyüdüğün ev. Unuttum ben orayı. Merak etme. Ben seni oraya götüreceğim yine. Kaan da gelecek. Yine eskisi gibi beraber olacağız. Bir daha bırakmayacağım seni, tamam mı? Ali. Demek evlenmeye karar verdiniz. Benden izin almanıza gerek yok. Sen niye korkuyorsun? Sakın, sakın korkma. Çok mutlu olacaksınız. Birbirinize inanın. Birbirinizin gözlerinin içine bakın. Kaybettiklerinizin hepsi orada. Bir ömür. İnsan neler neler yaşıyor. Elinde kalana sarılıyorsun. Unuttuklarına değil, yanında olana, hatıralarına. Siz de öyle yapın, ha? Güzel bir yer. Evet, Begüm'le Ali hep buraya gelirlerdi. Öyle mi? Hiç bahsetmemişti bundan bana. Nasıl kötü bir ayrılık onlarınki değil mi? Buradan bir sevgiliden ayrılır gibi çekip gittik. Ne olursa olsun unutulacaktı o aşk. Onların büyüdüğü yetimhane var ya. Oranın duvarlarına, avlusuna, Begüm'ün şimdi yaşadığı evin bahçesine, her köşesine. Buraya gömdük o aşkı.
Begüm ve Ali Aşk. Çarptık kapıyı, çektik gittik. Ha, bir gün dönecektik ama zamanı belli değildi. Nasıl yaşadınız? Orada. Afrika çöllerine gitmedik yavrum. Batum orası. Harika bir yer. Dünyanın cennet köşelerinden biri. Eski vatan toprağı. Ya sonra? Yani ne yaptınız? Nasıl zengin oldunuz mesela sonrasında? Orası bize kalsın canım. Can yaktınız değil mi? Ne can yakacağız ya? Ah bile almadık. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Bilmeden yapmışsındır belki. Hatırladığım yerlere sormadım. Unutmadığım yerlere sordum. Yok dedi. Hala gayet vicdanlı vicdanlı atıyor. Anladım. Ali. Ali'nin hayatına hiç kimse girmedi mi o kadar yıl? 10 sene Ferhat, 10 sene. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışmadı mı? Hep Begüm mü vardı yani? Hayır diyemediğine göre... O duyguyu anlamıyorsun değil mi? Bir an bile aklından çıkaramadığın kadından nefret ediyorsun. Onu bir saniye bile görmek için canını vereceksin. Ama aklında intikam almak var. Çok zor. Nasıl bir aşk bu? Kethimhane. Ali. Sürpriz. Hatırladın mı burayı? Gizli kutumuz. Yetimhaneden ayrılmadan önce koymuştuk buraya. Büyüyünce gelip beraber bakacaktık ne yazdığımızı. Bana bak bana. Ya yine başlama. Ya öyle değil. Bir bak Ferhat. Bana bakınca ne görüyorsun? Çok güzel bir kadın. Çok. Çok. Güzel bir kadın. Değil. Harbi bir dost. Fazla zeki bir arkadaş. Cesur bir kalp. Gülünce ta derinlere işleyen bir gülüş. Sinirlenince önünde hiçbir şey durmayacak bir şey işte. Ferhat. Niye tedirginsin bu akşam bu kadar? Yok bir şey. Nazan. Yarın ben yatmaya gidiyorum. Sen hala oturuyor musun? Sen yat anne, ben de yatarım birazdan. Nazan. Sakın Betal'ın odasına gidip kalayım deme. Nikahsız olmaz. Hadi iyi geceler. Ay. İyi geceler yenge. İyi geceler yavrum.
Tebrikler Nazan Hanım. Nasıl derler? Allah bir yastıkta kocatsın mı? Ama sen pek mutlu görünmüyorsun. Hayır olsun. Yoksa kocan ilk geceden firar mı etti? Sahi eski sevgilin ne diyor bu işe? Haberi var mı olanlardan? Ne eski sevgilisinden bahsediyorsun sen? Herkesin eski bir kırığı vardır. Ya da hatırlamak istemediği bir hikayesi. Ne bileyim, senin yok mu? Yoksa bir şey bildiğimden değil. Ama şu korkuyla açılan gözlerine, suskunluğuna bakılırsa senin acayip eski bir hikayen var. İyi geceler Nazan. Nazan kesin bir pisliğini biliyor. Ama nasıl öğreneceğim? Kim bu Yaşar? Bugün de konuşmuş onunla. Her zamanki yerimizde bekliyorum seni gülüm. Çık da gel. Gelmek istedim buraya ama tuttum kendimi. Hatta bir keresinde arabayla geldim, saatlerce durdum burada. Sonra bakmadan geri döndüm. Ya bir anlatır mısın neler dönüyor? Bir mafya hesaplaşması falan mı var bu gece burada? Ben de seni alıp buraya getirdim o yüzden, öyle mi? Ali Begüm'ü alacaktı, buraya geleceklerdi. Biz de onlara eşlik edecektik işte. Ondan dolayı yani bu kadar hazırlık, öyle mi? Ya Ali'nin haberi yok. Ben kendimce önlem aldım işte. O şeytan herif söz konusu olunca her şeyi iki kez düşünmek gerekiyor işte. Ben şunu bir arayayım yine. Ya arama. Beraberlerdir şimdi. Yani baş başalardır. Sonra ararsın. Hadi açalım. Hazır mısın? Seninkiydi.
seni hep koruyacağım. Seni hiç unutmayacağım. Sözümü tutamadım, koruyamadım seni. Ben tuttum. Sen de tuttun. Aşkınla yaşattın beni. Öyle olmasaydı yaşayamazdım ben. Senden hiç vazgeçmedim. Hiçbir zaman da vazgeçmem. Çok seviyorum seni. Hep koruyacağım seni. Bir gün. Yıllarca kuytuda gizledik hep. Toprak attık üstünü, gizledik. Tüpünü periyip gitmesini bekledik. Ama bak, her şeyden, herkesten güçlü o aşk. Şimdi benimle yeniden o temiz aşka başlamaya var mısın? Tek bir isteğim var senden. Bana bir daha bunu yaşatma. Ne sensiz yanmak kim etme.